ülkeyi parsel parsel satarak değerlerini, varlıklarını yabancı şirketlere, şahıslara veya kendi yandaşlarına satarak, onların adına geçirerek ülkenin başına gelmiş en büyük bela olduklarını gösterdiler. 17-25 Aralık'ta suçüstü yakalandıkları gibi daha sonra alevere dalavere ile yaptıkları onlarca oyunda, düzenbazlıkta, üçkağıtçılıkta yakalandıkları gibi bugün Sedat Peker'in anlattıkları, itiraf ettikleri, bize aktardıklarında olduğu gibi orman kanunlarının bile geçersiz sayıldığı, düzenin, yasanın, devletin, sistemin olmadığı bir ortamla karşı karşıyayız. Alevi açılımı dediler, Kürt açılımı, Avrupa Birliği üyeliği dediler. Velhasıl neyle uğraşmak istedilerse, düzeltmek istedilerse, yapmak istedilerse beceremediler. Kürtleri kullandılar, Alevileri kullandılar, Avrupa Birliği'ni kullandılar. Gerçi Avrupa Birliği de samimi değildi. O başka bir konu. Ülkeyi yönetenler de gerçekten samimi değillerdi. Avrupa Birliği'ne Hristiyan kulübü olarak bakıyorlardı. Avrupa Birliği de bize Müslüman bir toplum, Müslüman bir devlet olarak bakıyordu. Kültür uyuşmazlığı işin gerçekleşmesine mani oldu. Ancak sorun bu değil. Sorun iki tarafında riyakar davranması, samimi olmamasıydı. Evet, Avrupa Birliği ile ilişkileri bozdular. Alevi açılımını tamamlamadılar. Onları kullandılar. Kürtleri kullandılar. Cemaatleri kullandılar. Bugün iktidarı elinde tutan parti bir dönem başarılı olduysa o cemaatin insan kaynaklarını kullanarak başarılı oldu. Sonra bir peçete gibi vuruşturup attı. Bir gecede terörist ilan ederim dedi ve hepsini bir çuvala doldurarak bir anda terörist ilan etti. O yetmedi. Bütün diğer muhaliflerini de terörist ilan etti. Vatan haini dedi, işte din düşmanı dedi. Kutuplaşmaya vesile olabilecek her söylemi, her kelimeyi, her cümleyi kullanarak ülkeyi kutuplaştırdılar. İktidarlarının devamını sağlamak için millete, devlete, ülkeye zararı olsa bile hiç çekinmeden yaptılar. Sıfırlama tabeleri, suçüstü yapılan paralar, para sayma makineleri. Maalesef bir kesim var ki bunların düzmece olduğu, dış güçlerin işi olduğu, içerideki hain mihrakların işi olduğuna inanıyor. Sedat Peker'in söylemlerine dönecek olursa, onun söyledikleri zaten biliniyor. O biraz detaya girdi. Ülkeyi yönetenleri öyle bir duruma koydu ki gazetecileri, televizyoncuları, bakanları, iş adamlarını, vekilleri, iddiaları, söylemleri, hakaretleri başka bir ülkede olsa bu insanların makam mevkilerinde durması mümkün değil. Derhal istifa ederlerdi. İnsan yüzüne çıkamayacak duruma gelirlerdi. Fakat yaprak kımıldamıyor. Toplumdaki karşılığını bilemem. Fakat yine önemli bir kesim hala umursamaz halde. Fakirleşti, özgürlükleri elinden gitti. Ekonomik, siyasal, sosyal problemlerle boğuşurken, uçuruma yuvarlanırken hala bunun dış güçlerin, iç mihrakların, hainlerin işi olduğunu düşünerek bir tepki vermiyor. Önemli bir söylem, bir laf vardır. Zarara rızasıyla girene merhamet edilmez. Kendi düşen ağlamaz. Toplum o hale geldi. Fakirleşti, perişan durumda. İşsizlik, pahalılık, ülkenin para biriminin değer kaybetmesi, güven sorunu, ülke yaşanmaz hale geldi. Açık bir hapishane, delilerle dolu bir tımarhaneye döndü. Psikolojik sorunları, şiddet, diğer sosyal problemlerle ülke artık mücadele bile edemez hale geldi. Esasında Sedat Peker'in anlattıklarını bilen çok sayıda insan var Türkiye'de. Birkaç tane daha çıksa belki uyudukları uykudan uyanırlar. Herkesin maskesinin düşeceği o günü sabırsızlıkla ve heyecanla bekliyorum. Rabbimden isteğim, arzum o günü görmek.